Sen merkezi her şah kahraman Türkiye'den bildiriyor. Ne zamandır yapacağım yapamadım. Şimdi size şahane bir karavan maliyet videosu yapıyorum. Şimdi karavan maliyet videolarında böyle takip ettim, baktım neler yapıldığını. Aşağı yukarı bir üçe bölmüş herkes karavan maliyetlerini. Ben de şimdi ona şey yapacağım, o yani üçe böleceğim. En önemli kalem karavanın başlangıç maliyeti. Karavanı kaç para aldığımızla başlayalım. Ondan sonra da onun üstüne iki ayrı şey yaptım ben, bölüm yaptım. Bir tanesi karavanı toparlarken, karavanı işte tamirat sırasında. Ne kadar tatlı güneş geliyor buradan böyle ya. Tamirat, tadilat sırasında ne kadar harcadık? Bir de karavanın içerisinde kullanmaya başladığımız ve işte yolculukta bize lazım olacak şeyler için ne kadar para harcadık, bunu anlatacağım. Bilmeyenler için söylüyorum, bu Avondale Eagle model 2000 yılında yapılmış olan, üretilmiş olan bir karavan. Eski bir karavan yani şey, yani 20 senelik karavan netice itibarıyla. Hani kendine göre su deposu yok vesaire vesaire gibi şeyler var, eksikleri var. Gördüğünüz gibi şurada taşıma suyla döndürüyoruz. Ama ve lakin tabii fiyat bağlamında bizim için işe yarayan bir modeldi. Bunun fiyatı 2600 pound. Yani şu hikayedeki en büyük harcadığımız, tek kalemde harcadığımız para 2600 pound. Videoları eğer daha önce takip ettiyseniz şey biliyorsunuzdur. Yani bu vanı, karavanı aldıktan sonra önce bir yerde tuttuk. Sonra ne bileyim ilk satın aldığımızda bizim o tuttuğumuz yere getirmesi için adama ekstra paralar verdik. Ne bileyim bir tane bakım yaptırdık falan. Yani bunların hepsinin maliyetini hani karavanın ilk başlangıç maliyeti fiyatının içerisine koyuyorum, rakamın içerisine. Fiyat denmez ona herhalde ya. Rakamının içerisine koyuyorum. Toplamda karavan alındıktan sonra işte park edilmesi, yerleştirilmesi, yok bakımını yapıp şu bu falan her şey için toplamda 3200 pound para ödedik. 3200 çarpı 10, 32000. Çok iyi para. Erşatçım öyle değil ama siz orada daha fazla para... Evet, evet. Tabii ondan sonra işin içerisine ne geldi? Karavan tadilatı geldi. Karavan tadilatına yani şöyle, biz bu karavanı alırken şey dedik ya, yapılmış, bitmiş ve daha yeni bir karavan alacağız ya da karavanı alacağız, kendimize göre yapacağız. Ben hiç öyle DIY insanı değilim, kendin yap insanı değilim ama burada kendime böyle bir şey challenge yaptım. Ben dedim bunu yaparım ya, yani inşallah yaparım falan. Eğer o videoda seyrettiyseniz yapmam. Çok uzun sürdü ya. Acayip uzun sürdü. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bu karavan tadilatla alakalı ana böyle en çok para harcadığımız maddeleri çıkarttım ilk önce ki ondan sonra total rakamı söyleyebileyim size diye. Yani en çok para harcadığımız şeylerden bir tanesi boya olması. Neresinden baksan benim iş bilmezliğimden kaynaklanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Tıpbey makinesi dahil toplamda 220 pound para ödedik içeri harcadığımız boyaya. Yani şöyle söyleyeyim, 220 pound'da ev boyarsın. Yani anladın mı? O maliyetle ev boyarsın. Yaptım yani bunu. Bir diğer en büyük, ben şimdi şöyle yapıyorum aslında. Hani en büyükleri söylüyorum, diğer kıvır zıvır. Yoksa bak şöyle bir liste çıkarttım burada ve şöyle bir göstereyim size. Şurada bir liste çıkarttım. Anladın mı? Bunları tek tek saymakla uğraşılmaz yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden en büyüklerini çıkarttım. Boya en büyüklerinden bir tanesiydi. En çok parayı içerideki tadilatta işte DIY, kendin yap yapmadığım kısmı harcadık. Parkeler. Parkeleri dışarıdan işte B&Q'dan falan satın aldık. Artı bunun içine bir usta tuttuk. Toplamda parkelere usta dahil 350 pound para ödedik. Merhaba. Yani şu kalemler içerisinde en çok bize maliyeti çıkartan şey parkelerdi. Onun ardından boya geliyor işte. Yani anladın mı? Ustaya verdiğimiz paranın bir tık altı. Ondan bir değişik de, yani bir küçük rakamda 140 poundla üçüncülüğü de göğüsleyen yatak oluyor. Yatağımızı kendimiz değiştirdik. Hatta işte gamze kesip biçip düzeltti. Normalde karavan yatağı almaya kalksak 300 poundlar, 350 poundlarda da biz normal bir iyi bir yatak bulup onu karavana göre kesip biçtik falan filan. Onun da maliyeti bize 150 pound'a geldi. Ya tabii bu tamirat, tadilat videolarını seyrediyorsanız şeyi muhakkak görmüşsünüz. Ya bir sürü şey aldık, bir sürü şeyi yeniledik. Yani ne bileyim yukarıdaki o tavandaki sinekliğin değiştirilmesinden yaptığımız o silikon çekmelere, duvarlara yapıştırdığımız o şeylerden, duvar kağıtlarından, ki o duvar kağıtlarına şeyde tuvaletlik duvar kağıtlarından bahsediyorum. İngiltere'ye göre yurt dışından getirmiştik. İngiltere yurdunun dışından getirmiştik filan gibi. Her şeyi birleştirdiğimizde tabii total bir rakam çıktı. Peki bu rakam nedir? Tamirat, tadilat için ödediğimiz para 1600 pound. Yani şöyle söyleyeyim.
fazlası vardır, eksiği yoktur. Çünkü birkaç şey kaçırmışımdır muhakkak. Ama yani hani aldık, tamirat, tadilat falan yaptık. Ne oldu? 1600 pound tuttu. Yanlış anlamayın sevgili kardeşim. Dilenci değilim. Karşıya geçeceğim de para lazım, ondan söylüyorum. Ya sadece şu malzeme, bu şey karavan camlarındaki bu çizikleri falan gidersin diye bunu sürüyorsun. Onlar bir şekilde hakikaten kayboluyor. Sadece şu malzemeye 10 pound para verdik ya. Anladın mı? Yani düşün. Düşün. Hesapları yaparken çok büyük düşün. Geldik karavanda kullanmalık malzemelere. Şimdi karavanda kullanmalık malzeme, tadilat, tamirat kısmına girmez. Eyvallah. Ama ve lakin yola çıktığımızda illaki ihtiyacımız olan her şey de bunun içine girdiği için aslında tabii ki bu yani karavan maliyetinin içine girer. Anlatabiliyor muyum? Yani karavanın yola çıkması için gerekli olan her şey. Peki bunlar ne abi? Yani mesela bakayım burada görebiliyor musunuz? Şurada ha köşede ayaklar geri yenik mesela. O ayakların altına taktığın plastik ped var mesela. Hani o para. Dur hatta söyleyeyim sana kaç para? 18 pound. 4 tanesi 18 pound para ödemişiz o ayaklara. Ya mesela bu para. Ya da bakayım şimdi görebiliyor musunuz? Bir dakika şöyle çevireyim. Ya da şurada görmüş olduğunuz şu kablo var ya. Hani turuncu kablo. 20-25 metre şey kablosu, elektriğe bağlantı yapan kablo. Hemen söylüyorum. 38 pound. Erşat'cığım sen uçmuşsun. 38 pound olur mu demeyin. Gerçekten bu kablolar bu rakamlara falan satılıyor yani. 38 pound ve şöyle bir etrafı inceledim böyle gittiğim takıldığım yerlerde. Valla herkeste de var. Yani 25 metreyi hiç kullandım mı Erşat'cığım? 25 metreye çok ihtiyacım olmadı ama ihtiyacım olduğu çok dönem oldu. Yani en son kaldığımız bir işte Türkiye'de kaldığımız yerde o bile yetmedi. Araya bir ek kablo falan koyduk yani. Peki Erşat'cığım bu böyle hani karavanda kullanılacak malzemelerin topları en üstleri kim? Hemen göstereyim. Biri gökyüzünde, bir tanesi de çocuklar çekilin bakayım oradan ben geliyorum. Herkes çekilsin, kediler çekin, kediler değil. Miau. Biri de yeryüzünde ama kediler göstermiyor. Bir tanesi şu tente sistemi. Yani bunu İngilizce'de awning deniyor. Şu arkadaşımızın yani bunun hemen markasını söyleyeyim. Bir millet şey öğrenmek ister. Dometic marka bu. Kampa'ydı eskiden. Şimdi Dometic Kampa'ya çevirip sonra tekrar Dometic'e çevirdiler. Şu sistem yan duvarlarıyla falan beraber normal şartlarda 700-800 poundlar civarında. Ben hani YouTuber'lık hakkını kullanarak bir şey indirim istedim. Aldığım sırada 550 pound aldım bunu. Motor mover, motor mover'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Motor mover hani o videolarda görmüşsünüzdür. Kaldığımız zamanlarda bize sağ, sol, ön, arka falan yaptıran ve gerçekten bakın bunu samimiyetime lütfen güvenin. Eğer ki çekme karavanın içine girecekseniz motor moversız girmeyin. Usta değilseniz, ustaysanız zaten yaparsınız da benim gibi acemisiyseniz bu işi muhakkak ve muhakkak motor mover kullanın. Ben en uygununu buldum. Yani şöyle araştırdım. Ya bunların fiyatları var ya uçuyor abi. 1400 poundlara kadar çıkan rakamlar gördüm. Benimkisi naçizane 550 poundtu. Ama gene de hani karavanda kullanılacak malzemeler içerisinde hani ikisi birden 550 ona 550 ona 1100 pound sırf bu ikisini harcadık. Peki karavanda kullanılacak adı altında başka neler var Erşat'cığım? Bize anlat diye dediğinizi duyar gibiyim. Mesela kafa ışığı, kafaya takıyoruz böyle şey ne o? Fener. O fenerle mesela önümüzü görüyoruz mesela. O 6 pound diyelim ki. Buradan aradan şimdi söylüyorum size. Böyle yolculuğa giderken şeyin karavanın ön tarafına takılan bir dış perde var. Hani yolda falan giderken ne bileyim çamur işte ne sinek falan yapışmasın camlara diye hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Ne kadar vermişiz? 45 pound vermişiz. Hiç kullanmadım ya. Böyle alıp da hiç kullanmadığım şeyler var. Mesela lastiğe böyle bir kilit takıyorsun. Büyük bir kilit. Tamam, kocaman bir kilit. Bir dakika. Mesela şundan bahsediyorum. Ah, şu bir kilit. Tamam mı? Şeyde falan da görmüşsünüzdür belki. Park cezası yiyenler özellikle İngiltere çok yaparlar. Kilitliyorlar bunlar. Bu kilit mesela. Buna bile ikinci el almama rağmen buna da işte kaç? 40 pound para verdim. Yok o önündeki ağırlığı tarttırdığımız o şey nose weight gauge dediğimiz şeye 40 pound verdim. Efendime söyleyeyim hemen şuradan bulayım. Ya toilet fluid diye bir şey var abi. Tuvaletinizi yaptığınızda hani o kaybolsun diye yapılan malzeme. Onun bile bir parası var ve bu yani 20 pound. Anlatabiliyor muyum? Yani hani
böyle şeyler, bunların hepsi. Peki bunların hepsi birleşince Erşat'cığım ne kadar ödemişsin? Hazır mıyız? Bu yolculuk sırasında kullandığım tüm eşyalara, tentesinden motor mover'ına, hepsine kadar topladığımızda 2300 pound para ödemişim. 2300 pound. Erşat'cığım. Kaliber de artık rahatlayalım diyenler için. Bakın tekrar ediyorum. Fazlası vardır, eksiği yoktu. Yani mesela ne bileyim arabanın parasını yazmadık, şu olmadık. Sadece karavanı alıp bu söylediğim her şeyi yapıp eklemeleri ekledikten sonra toplamda 7100 pound'a mal oldu bize. Erşat'cığım 7100 pound nedir ki? Evet, Türkiye şartlarında nedir ki? Gördüm çünkü şu an Türkiye'deyim bu çekimi yaparken. Ama yani sırada seyredeceğiniz videolar Türkiye videoları değil. Gördüm ki herkeste şahane karavanlardan var ya. Valla yani ekonomi çok iyi durumda bence. Haydi bakalım, bugünkü video burada biter. Maliyet videoları ile alakalı bir tane daha fikrim var. İngiltere'den Türkiye'ye gelene kadar ki ilk 30 günlük yani bir aylık süreçte ne kadar para harcadım? Onun videosunu da hazırlıyorum. Onu da herhalde 2-3 hafta sonra falan yayınlarız diye düşünüyorum. O da başka bir maliyet videosu olacak. Umarım video ilginizi çekmiştir. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.